Her bir efsane kötü bir olayın sonrasında doğar. On the 29th of May 1985, British soccer hooliganism reached its all-time low. 1984'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Roma'da Roma ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool hem maçı kaybediyor hem de taraftarları İtalyan taraftarlardan adeta meydanda yayıyor. Maçın sonunda İngiliz taraftarları hem sahada yenilmekle kalmamış hem de gururları kırılmıştı ve intikam yeminleri edilmeye başlanmıştı bile. Çok değil, bir sonraki sezonda Brüksel'de oynanacak olan finale Liverpool çıkarak adeta taraftarlarına bir intikam fırsatı vermişti. Maç günü gelirken Brüksel'e İngilizler tabiri caizse çıkartma yapmıştı. Rakip Juventus'tu ama İngiliz taraftarları bunu umursamıyordu. Maç sabahı ise binlerce İngiliz sanki savaşa gelmiş gibiydi. Olacaklar aslında sürpriz değildi. Maçın başlamasına bir saat kala Juventus taraftarlarının olduğu tribünlere hücum eden İngilizler adeta İtalyan taraftarları biçmişti. İtalyanlar kaçmayı denese de tribünlerin bariyerleri buna izin veremedi. İşte o anda tarihi Heysel Stadı bu ağırlığa dayanamadı ve çöktü. Duvarların altında kalan tamamı İtalyan olan 39 taraftar öldü ve 600 taraftar ise yaralandı. Bu olay sonrasında çok büyük bir kriz söz konusuydu. UEFA bir ceza kesecekti ama İngilizlere en büyük tokatı ise o dönemin İngiliz başbakanı olan Demir Lady Thatcher'dan geldi. Başbakan Thatcher, bu hayvanların cezasını ben vereceğim diyerek ülkesinin Avrupa kupalarına katılmasını 5 yıl yasaklamıştı. Ayrıca İngiltere'nin FIFA ve UEFA üyeliklerini iptal ederek herkese bir devrimin gerektiğini söylüyordu. Demir Lady futboldan bu hayvanları temizlemek adına büyük bir operasyona girişmişti. Artık statlarda alkol satışı olmayacaktı. Holiganlar statlara giremiyordu. Büyük ve modern statlar yaptırıldı. O döneme kadar ayakta izlemeyi seven İngilizlere bilet sattı ve koltuklara oturmalarını istedi. Ve daha modern bir futbol kültürü getirmiş oldu. Peki İngilizler neden bu futbolda kavgayı çok seviyor? Bu futbolun doğasında kavga, öfke ve savaş mı var? Aslında bunu anlamak için kaydı başa sarıp bu futbol serüvenini nasıl başladığını öğrenmek isteriz. Bilinen futbolu İngilizler buldu. İskoçlara gönderdiler. İskoçlar futbola yeni terimler katarak futbolun doğasını geliştirdiler. İlk gerçek federasyonun kurulması ise 1888 yılında gerçekleşti. Meşhur FA Cup'ın sahibi FA, yani İngiliz Futbol Federasyonu, modern futbolun kurallarını belirledi. O dönemlerde federasyon yöneticileri futbolculardan oluşuyordu. Ama o oyuncular İngiltere'nin en güçlü isimleriydi. İngiltere'nin en zenginleriydi. Onlar için futbol vitrine çıkmaktı. Onlar için futbol gösterişin, zenginliğin temsiliydi. Ama bu oyun o kadar güzeldi ki kısa süre içinde işçi sınıfı da biz de buradayız dedi ve kulüplerini kurmaya başladılar. Birkaç yıl içinde futbol zengin ile fakirlerin gladyatörler gibi savaşacakları bir arenaya dönüşmüştü. Artık futbol fakir işçiler için onları sömüren, onları ezen zenginlere meydan okuyacağı bir arenaydı. Bu mevzu o kadar çok ilgi çekti ki Netflix bunu kaçıramazdı. The English Game dizisine ilham kaynağı oldu. Fakir halk sayesinde futbol tüm İngiltere'ye yayılmış, Sunderland, Middlesbrough, Birmingham gibi sayısız kulüp kurulmuş ve arkalarına patronlarına baş kaldırmak isteyen insanları alarak statları doldurmaya başlamıştı. Sahada zengin ve fakirler savaşmaya başlamış, tribünde ise iki taraf birbirine giriyordu. Yani futbol artık tam anlamıyla bir varoluş savaşına dönüşmüştü. İşçiler mi kazanacak yoksa zenginler mi? Bu savaş aynı zamanda semtlerin, şehirlerin kardeş kavgasına da dönüşmüştü. Artık İngiltere'de sayısız derbi oluşmuştu. Aslında futbolda derbiler temel dinamik sayılır ve dinamiğin içindeki en temel özellik ise tribünlerin kavgalarıdır. Ve bu kavgaları 1985'li yıllara kadar çok fazla şahit olduk. Heysel faciasının hemen ardından Demir Lady'nin kanunları ile birlikte daha temiz tribünler, koltuklu düzenler ve daha büyük ve modern statlar ile birlikte artık İngiltere futbolu daha yeni bir döneme giriyordu. Ama asıl devrim ise 1992'de başlıyordu. 1992 ile birlikte Premier Lig'in kurulmasıyla o güne kadar eşit bir şekilde dağıtılan paralar artık tam bir kapitalist sistem ile değişmişti. Aslında bu kapitalist sistemin bir ürünü vardı ve o üründe dekoderlerdi.
Bu dekatörlerle birlikte Sky Sports, Beyin Sports gibi ülkemizde de Digitürk gibi yayıncı kuruluşlar sayesinde gelirler ikiye katlanmış olmuştu. Siz gidip dekoderin aylık ücretini öderdiniz ve de o para da takımınıza akardı. Ve bu dekoderli sistemi ilk olarak Premier League tarafından kullanılıyordu. Bundan sonra büyük takım büyük para kazanacak, büyük balık küçük balığı yutacaktı. O döneme kadar 5 dev vardı. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Everton. Ayrıca yeni Premier League ile birlikte takımlar federasyondan ayrılmaya başlamıştı ve kendi oluşumlarını kuruyorlardı. Yani artık bütün gelirler kulüplerin kendi kasalarına akmaya başlayacaktı. Bu hala birçok ligde göremediğimiz bir sistem. Ancak en temel mantıkla incelersek bu NBA'in sistemine benzetilebilir. Büyük devrim bundan 10 yıl sonra, 2003 yılında Rus milyarder Abramovich'in iflas etmek üzere olan, yılmış taraftara sahip olan Chelsea'yi satın almasıyla her şey değişiyordu. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Roman Abramovich gelir gelmez inanılmaz bir şekilde paralar harcamaya başladı. Daha ilk ayında tam tamına 150 milyon poundluk bir harcama yaptı. Ve ligin ekonomisi füze gibi fırlamaya başlamıştı. Ve artık her şey değişmişti. Ruslardan sonra Araplar. Asyalılar. Amerikalılar. Hatta Suudiler. Ve haliyle bu endüstri dünyanın en iyi hocaları ve futbolcularının odak noktası haline gelmişti. Bunların hepsi aslında bir Demir Lady'nin sağlam bir tokatıyla olmuştu. İşte bir efsanenin doğmasındaki 3 ana faktör üzerinden gerçekleştiğini sizlere sunduk. Ama sizce bizim ülkemizde futbol endüstrisine sağlam bir tokatı kim vuracak? Artık bu tokatın zamanı gelmedi mi sizce? Eskiden niye bir YouTube kanalına abone olayım ki derdim. Hiç önemsemezdim. Emme birkaç yakın arkadaşımın abone olmayıp öldüğünü gördüm. Sonra aklım başıma geldi tabii. Hemencek abone oldum. Anında abone oldum. Sen de abone olmak için ha şuraya tıkla da kendine tıklatma.